Ramazan ayı için sevgili Müslümanlar, Peygamber Efendimizin şu müjdesiyle başlamak isterim. Ramazan'ın gelişine sevinmek, bir mümin Ramazan'ın gelişine sevinirse Allah-u Teala Hazretleri onun bedenini cehenneme haram kılar. Yani Ramazan'ı iyi geçirmeyi, Ramazan'da oruç tutmak, mukabele dinlemek, haramlardan, günahlardan uzak tutarak, hakkını vererek bir Ramazan tutmayı bırakın. Bu zaten sevabı söylenmiyor biliyorsunuz. Allah'a ait özel bir durum. Ramazan'ın gelişine sevinen Müslümana, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah ona cehennemi haram kılar. Rabbim Ramazan'la sevinen, Ramazan'ın gelişine sevinen, Ramazan'ı da hakkıyla eda eden kullarından eylesin. Şimdi çok şeyler var. Şimdi namaz, işte sakız orucu bozar mı bozmaz mı, bu konulara girmeden. Ramazan geliyor ya mesela, ne yapacağız? Ramazan'a bir kere sevinmek lazım. Onun sevgisini yakalamak lazım. Şimdi bazı Müslüman kardeşlerimiz nefsinin oyunlarından şöyle düşünüyor. Vallahi Ramazan geliyor ama şimdi abi 20 rekat teravih, 13'te yatsı 33. Sabah namazından akşama kadar aç ve susuz kalıyorsun. Yani baktığın zaman kendisine göre, nefsine göre düşündüğü zaman eziyet gibi. Halbuki eğer ki Allah bir kuluna bir şeyi emretmiş, tavsiye etmiş, bunu yapmanız lazım demişse ve biz Allah'a inananlar olarak bundan büyük mutluluk duymamız lazım. Büyük sevinç duymamız lazım. Ya Rabbi diyeceksin, şükürler olsun ya, bir Ramazan geliyor ve sen bu Ramazan'da bu kuluna şükürler olsun teravihleri, oruçları ikram ediyorsun. Yani gelen Ramazan'ı külfet olarak değil, bir nimet, bir ganimet, büyük bir fazilet olarak görmek lazım. Sevgiyi yakaladık. İkincisi, Ramazan'da mutlaka yapmamız gereken, kesinlikle Ramazan ayında en iyi yapılacak ibadet mukabeledir. Yani karşılıklı dinleşme. Kur'an-ı Kerim okuyacaksın, birileri dinleyecek veya dinlemese de sen okuyacaksın. Ama bizim Türkiye halkının genellikle çoğunluğunun ortak mazeretidir. Her şeyi bilir, Kur'an'ı bilmez. Bak, doğduğundan bu yana Müslüman bir kardeşimiz her şeyi bilir. Şimdi gündemde Rusya-Ukrayna savaşı var, yorum yapar. Bence şundan şundan oldu der. Çözüm önerileri sunar. Yani Hindistan'da bir olay olsa onu bilir. Ona çözüm üretir. İşte Kanada'da bir olay olsa, Avusturya'da, Afrika'da nerede bir olay oluyorsa çözüm üretiriz. Tamam mı? Ama hiç Kur'an-ı Kerim'e gelince hiç kendini insanlar kabuğuna çeker. Şimdi mesela bizim insanlarımız kendilerini akıllı görür, ferasetli görür. Oğlum işte bu işler şundan şöyle, ben o işi biliyorum gerçeğini der. Kur'an-ı Kerim'e gelince aklının kabul edemediğini, aklının olmadığını, beceremediğini, Kur'an'ı öğrenemediğini söyler. Ama aynı kişi o akılla her şeyi öğreniyor. Hem de çok gereksiz şeyler öğrenebiliyor. Kur'an-ı Kerim'e gelince bir şey var. Böyle ortak bir mazeret var yani. Biz Kur'an bilmiyoruz. Öğrenmeye çalıştım mı? Hiç öğrenmeye çalıştım, çalışmadım. Öğren o zaman, ben yapamam. Niye? Nefis kandırıyor. Ama Ramazan ayında mukabele çok önemli. Peygamber Efendimizin bizzat kendisi, Cebrail Aleyhisselam geliyordu. Peygamber Efendimiz ona o zamana kadar inen ayetleri okuyor. Cebrail Aleyhisselam dinliyordu. Mukabele. Karşılıklı mukabele yani. Ha hocam, Kur'an-ı Kerim'i biz yine 2022 Ramazan'da öğrenemedik. Allah nasip ederse 2060 yılında, yani öldükten sonra herhalde öğreniriz. Çünkü cennet lisanı Arapça. Arapça öğrenince Kur'an'ı da öğrenmiş olacağız. Yani 2022'de Kur'an öğrenemediysen 2023'e inşallah Kur'an'ı öğrenmiş olarak girersin. Ama FM TV'de sevgili hocamız cumartesi günü başlıyor. Saat 12'de mukabeleye başlıyor. Her gün bir cüz okuyacak inşallah. Ramazan boyunca da böyle. Canlı olarak bari mukabele dinle. Burada müttefikiz. Şükürler olsun. Ne yapıyoruz? Önce Ramazan'ın gelişine seviniyoruz. Asla külfet olarak görmüyoruz. Bu bir. İkincisi, Ramazan ayında mutlaka mukabele, onu yapıyoruz. İftar ve sahurlar var. Ama artık misafirperverlikler, akraba ağırlamaları yok. Birkaç akraba belki çağrılırsa çağrılıyor. O kadar. Onun haricinde yok. İftarlara çağırmak güzel bir fazilet. Sahurlara çağırmak güzel bir fazilet. Ondan sonra teravihlere katılmak güzel bir fazilet. İslam'ın şiarı onlar. Bunları yapabiliyorsak Allah'ın izniyle siz süper bir Ramazan bekliyorsunuz. Süper bir Ramazan geçireceksiniz demektir.
Ramazan'da tabi mali ibadetler var. Şimdi hocalar, insanlar mesela sevapları anlatırken şöyle şu kadar 33 kere Subhanallahü ve bihamdihi dersen veya 100 kere Subhanallahü ve bihamdihi Subhanallahü lazim dersen veya işte 100 kere şu kadar elhamdülillah dersen Allah cennette ağaç dikiyor diyorsun. Ya adamlar diyor ki çok güzel hoca ya. Yani gerçekten hep dualardan, ayetten, hadisten bahsediyor diyor. Aynı insanlara şimdi Ramazan ayında olunca mali ibadetler var. Ne mesela? Fitreler var. Bu yıl tahmin ediyorum 40 lira olacak. Fidyeler var. Oruç tutamayanların ödedikleri. Zekatlar genellikle Ramazan ayında veriliyor. Bunu hocalar hatırlatıyor. Diyor ki Ramazan ayında tabi beden ibadeti olduğu gibi açsuzluk alıyorsun. Ama bir de mali ibadetler var. Bu kadar fakir fukara 11 aydır. Şimdi ekonomik kriz de var yani. Her şey o biçim pahalanmış. Canları çıkıyor. İnsanlara bunu hatırlatmak lazım. Hocalar diyecek ki kardeşim verdiğin zaten senin değil. Ya bir kere Allah için vereceksin. Verirken de sevineceksin. Verirken de sevineceksin. Şükürler olsun kardeşlerime yardımcı olabiliyorum, zekat verebiliyorum diye sevinmek lazım. Hocalar bunu hatırlatıyor ama bu tarz hocaları sevmezler. Şöyle diyorlar mesela. Hocam böyle hocalar var. Para, hep para konuşuyorlar falan. Halbuki adam Ramazan gelmiş. Ne konuşacak? Yani zekat ayetleri var. Ama Ramazan'da mali ibadetler de var. Fakirleri unutmayacaksın. İhtiyaç sahiplerini unutmayacaksın. Allah için vereceksin. Kendi malını korumuş oluyorsun. Yanlış anlama. Arabana alarm taktırmıyor musun kardeşim sen? Arabanın kilidi bozulsa Allah rızası için söyleyeceğim. 11 ay bekler misin? 11 gün bekler misin? 1 gün bekler misin? 3 saat, 1 saat bekler misin? Bekletmezsin. Hemen kilitçi ararsın. Ya arabayı çalarlarsa. Zekat vermeyen bir adam malını çaldırıyordur şeytana. Zekat var, farz etmiş Allah-u Teala. Bunu vermiyorum ben, geciktireyim. Geciktiriyorsun ama yanlış anlama işte. Kendi malından götürüyorsun. Geciktirmekle kar etmiyorsun yani. Bunu da bilmek lazım. Ramazan-ı Şerif ayı 11 ayın sultanı. Niye 11 ayın sultanı? Kur'an-ı Kerim, siz şimdi Ramazan ayı oruç ayı olduğu için faziletli değil. Fazileti tabii ki var da. Ramazan ayını 11 ayın sultanı yapan şey, yani diğer 11 aydan üstün kılan şey, Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmesi. Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Estağfirullah. Şehru Ramazan ellezi. Bu öyle bir mübarek aydır ki ünzile fihil Kur'an. Kendisinde Kur'an indirildiği için mübarek bir aydır. Eğer oruç farzından dolayı mübarek olsaydı, Allah Şehru Ramazan ellezi furuza fissiyam veya lissiyam derdi. Oruç için farz kılınan bu ay mübarektir derdi mesela. Yani demek istediğim bu ayda Kur'an-ı Kerim nazil olduğu için çok kıymetli bir ay. Bu ayın içinde biliyorsunuz Kadir Gecesi var. Ondan sonra Kadir Gecesi de dahil olması o gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam'ın gelip ilk ayetleri okunmasından dolayıdır. Nasıl bir Ramazan olsun? Allah'ın günahsız bir Ramazan nasip etsin. Bereketli bir Ramazan nasip etsin. Kulluk yani Ramazan ayına mahsus bir şey değil. Bunu bilmek lazım. Kulluk her zaman. Allah-u Teala Hazretleri size yemeği, içmeyi, havayı, suyu, nefesi, bedeni, sağlığı, sıhhati, afiyeti sadece Ramazan'da vermiyor. Bir ay harikasınız, 11 ay berbatsınız demiyor. Her zaman havayı, suyu, yemeğini ikram ediyor. Biz de Allah-u Teala'ya ne yapacağız? Kulluğumuzu güzel yapmamız gerekiyor. Şimdi Nahl Suresi 66'da bir ayet var. Diyor ki Mevla Teala Hazretleri. Hayvanlara örnek veriyor. Şimdi inek deyince herkes gülüyor ama Mevlamız inekten çıkan sütü bir mucize olarak, bir ibret olarak bize anlatmış. Diyor ki Mevla, ve inne leküm fil enamili ibrah. Bu ineklerde, hayvanlarda diyor sizin için bir ibret vardır. Nuskikum mimma fi bulunihi min beyni fertin ve demin, kan ve irin arasından halisan saigan lişaribin, içenlere şifa olacak, tertemiz, halis, pırıl pırıl diyor süt. Gerçekten sütün çıkışı enteresan. Bir tarafta kan var. Bir tarafta özür diliyorum işkembe var, dışkı var. Pislik var diyelim, dışkı var diyelim. Arasından süt tertemiz çıkıyor ve sen içenlere şifa oluyor. Şimdi biz sütü içmesek bile, bak Allah-u Teala Hazretleri bize bir şey sunmuş. Örnek vermiş. Kulum diyor yani ineğin karnındaki bir sütü bile diyor ben sana karışık kuruşuk kendi kendine filtreyle ayır diye uğraşmadan sana halis, tertemiz bir şekilde sunuyorum. Tertemiz bir şekilde sunuyorum. Şimdi burada biz ne yapmamız gerekiyor? Biz de nefis ve şeytan arasından Allah-u Teala Hazretlerine tertemiz, pırıl pırıl ibadetler sunmamız gerekiyor. Güzel bir namaz,
güzel bir kulluk, güzel bir ibadet, güzel bir Kur'an okuyuş, güzel bir secde. Bunlar lazım. Şimdi bugünkü okuduğumuz ayette, video hazırladığımız ayette Mevlamız şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ نَعْلِمُ اَنَّكَ يَزِيْغُ صَدُرْكَ بِمَا يَقُولُونَ. Bu da güzel bir ayet-i kerime, güzel bir örnek. Peygamber Efendimiz'e çok ağır sözler söyleyince Peygamber Efendimiz üzülmüş. Yani Peygamberimizin dünyalık makam, mevkim namına hiçbir şeyi yok. İnsanlar iman etmiyorlar diye üzülüyor. Üzülmesine rağmen insanlar dinle, Peygamber Efendimiz'le alay edip ona laf söylüyorlar. Neyse, Allah-u Teala Hazretleri çözüm önermiş. Gönül darlığı var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Mevlamız çözüm öneriyor. Diyor ki فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Allah'ı tesbih et ve secde edicilerden ol. Şimdi gönlüm daraldı benim hocam. Mesela bize çoğu soru gelir. Hocam huzursuzum, şöyleyim, böyleyim, kimseyle geçinemiyorum. Zikir var mı? Yok. Secde var mı? Yok. O zaman Allah-u Teala Hazretleri peygamberine bile diyor ki gönlüm mü daraldı? Allah'ı tesbih et. Elhamdülillah de. La ilahe illallah de. Allah de. Yahu de işte bir şeyler. Al eline tesbihi. Allah de. La ilahe illallah de. Allah'ı tesbih et. Elhamdülillah de. Ve secde edicilerden ol. Yani namaz kılıcılardan ol. Şimdi Allah-u Teala huzurun, gönül darlığının çözümünü vermiş. Gönlün daraldıysa bunları yapman lazım. Peygamber Efendimiz'e bunu tavsiye etmiş. Sana da aynı şeyi tavsiye ediyor. Çünkü Kur'an'ın bir ayeti bu. Peki sormak lazım gerçekten sevgili Müslüman kardeşim. Gönlüm daralıyor diyorsun. Psikiyatriye, psikoloğa, pedagoga, önüne gelen her bir şeye gidiyorsun. Bir sürü gok var yani. Hangisine gidersen artık. İnternetlerde arıyorsun. Allah-u Teala Hazretleri sana bir ayetle فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Allah'ı tesbih et. Secde edicilerden ol diyor. Sen yine aynı şey gibi Allah-u Teala tabii şimdi tesbih namaz olunca biraz sarmıyor adamı. Yine bakıyor başka bir psikolog yok mu? Yok kardeşim yok. Kur'ansız çözüm yok. Secdesiz çözüm yok. Şimdiden Ramazan-ı Şerifimiz hayırlı mübarek olsun inşallah. Bizler zaten elhamdülillah bizim izleyicilerimiz Ramazan 11 ayın sultanı ise diğer geri kalan 11 ayda Ramazan'a göre tabii o kadar değilse de kralın veziri gibidir yani. Bizim millet öyle, izleyicilerimiz güzel geçirir. Namazını Ramazan'a bırakmaz, Kur'an'ını Ramazan'a bırakmaz. Haramlardan zaten hep kaçar. Allah sizlerden razı olsun. FM TV izliyorsa bir adamın diğer 11 ayda sultan olmasa da vezirdir yani. Gene sarayın içinde yani Allah'ın izniyle. Bir eli yağda, yağda bir eli balda diyorum.